Herkese merhaba arkadaşlar. Bu vlogda ne yapıyoruz? Valiz toplayıp Giresun'a gidiyoruz. Normalde annemler falan benim Giresun'a gitmeye zaten planlıyordum. Ailem Giresun'a gideceğimi biliyor. Ama şöyle bir şey var. Onlar benim bu hafta içerisinde bir gün yerde biliyorlar. Yani cumaya falan kalacağımı düşünüyorlar. Bugün kaçı bugün? Onu salı. Aynen. Ben şimdi valiz hazırlıyorum. Aynı bir şekilde dün bir bilet buldum. Ve çocukları da götüreceğim, bir problem olmayacak. Normalde hani Zehra falan gelecekti. Hatta Ceren de gelecek birkaç gün sonra. Hani çocukları bırakabilirdim, bir problem olmazdı. Ama çocukları götürürsem daha da fazla kalacağımı düşündüm. Çünkü çocuklar burada olduğu zaman benim aklım hep onlarda oluyor. O yüzden şimdi ilk etapta onların kafesini de götüreceğim. Ben küçük bir kafes aldım. Onları bu kafesin içine koyacağım. Ondan sonra bizi zor bir yolculuk bekleyecek. Yani az önce ikisini aynı kafese koydum ama birazcık boğuştular, bilmiyorum ne olacak. Hatta kafesin boyutunu şöyle göstereyim. Kafesleri böyle ama şuna girecekler. Bilmiyorum, Giresun'a kadar sabredeceksiniz artık çocuklar. Yapacak hiçbir şey yok yani. En azından aklım onlarda kalmayacak. Ben bütün kıyafetlerimi buraya getirdim. Şimdi bunları valizin içine dolduracağım. Saat akşam 8-8.30 gibi otobüse bineceğim. Ondan sonra 13 saatlik yolculuğumuz maalesef başlayacak. O zaman inşallah yerleştirmeye başlayalım. Ben bir şarkı açayım. Yani acele davranıyorum ya, bütün atletler peşimi bırakmıyor. Ne oldu biliyor musunuz? Buzdolabım zaten benim biraz sıkıntılıydı. Bir ara onu yaptıracaktım. Neyse sonra yaptırırım dedim. Aceleyle Giresun'a gitme işim de çıktı. Normalde evet biraz az soğutuyorduk ama buzluktakiler sağlamdı. Az önce bir baktım, buzluktakiler erimeye başlamış. Ne var ne yoksa her şeyi çöpe attım. Buzluk işte kapattım, fişini de çektim. Ceren geldiğinde açıp bakar yani. Ev şu an savaş alanı, yani nasıl toparlayacağım bilmiyorum. Duş almam lazım. Neyse saat daha 4.30. Şu an 8'e kadar vaktim var. Bu şekilde halledeceğim yani. En son taksiyle falan gideceğim bilmiyorum. Ya da otobüsle gideceğim. Hiçbir fikrim yok. Valiz önden çıkartmıştım. Şimdi çocukları da getirdim. Tişörte saracağım da birazcık dışarıyı görsünler diye böyle şey yaptım. Bak neredeyiz annem? Şimdi birazdan taksi gelecek ve gideceğiz. Ve bu valiz çok ağır. Anneciğim ne yapıyorsun? Nereye geldin sen? Meraklı bir şekilde şurada boşluk açtım her tarafa baksınlar diye. Çakalım. Nereden ses geliyor? Her yere bakıyor. Annem. Otogara geldik işte. Otobüsü bekliyorum bakalım. Sonra gideceğiz değil mi anneciğim? Kızım. Nuzay orada. Çakıl arkada. Dolanıp sürekli boşluktan bakıyorlar. Rüzgar geçirmesin diye biraz bir kat şeyin arkasını streçlemiştim altına ama tişört de koydum. Şimdi gece soğuk muğuk olur. Böyle. Bakalım yoldan olacak. Bir iyice incelesinler diye tişörtü kaldırdım şimdi biraz. Tıklara bak ya Allah'ım, ya Rabbim yiyeceğim ya. Abi suda dökülmesin diye şeyin içine pamuk koydum, yine dökülmüştü. Ona yeni taze su koymam lazım. Otobüse bindim, çocukları aşağıya bagajın olduğu yere koydular. Şu an çok gerginim ve bilmiyorum yani gerçekten. Birazcık onları öyle oraya koymak beni bir tık geriyor ve üzüyor. Bütün gece bütün aklım planlarda olacak bilmiyorum. Neyse bir şey olmaz ya bence. Çünkü daha öncesinde teker üstünde gelmişlerdi ve orada iyi gelmişlerdi de aşağısı daha geniş
dedi, olur dediler. Zaten ben etrafına tişörtle koydum. Bir şey olmaz. Streçle de sardım. Bir şey olmaz ya. Olmaz. Olmaz olmaz. Bakalım. Bütün gece aklım full onlarda olacak. Neyse birazdan kalkacağız. Bakalım. Aşkım. Gel bırak. Hiçbir şey olmaz, korkma. Şimdi çocukları gördüm az önce. Ya, bilmiyorum ya. Gerçekten. Çocuklar için gerçekten böyle bir yolculuk olacağı zaman araba ya, gerçekten araba. Zaten full aklım onlarda. Yani bilmiyorum, biraz garip oldu. Gerçekten biraz garip oldu. Of. Bir an önce sabah olsun mu? Gerçekten Giresun inelim. Çocuklarım rahat etsin. Yani bilmiyorum, çok geriliyorum onlar oradayken. Yani ya bir şey olmaz, zaten adam da diyor ilk defa kuş taşımıyorum diyor. 100 tane kuş taşıdım. Bir şey olmaz diyor ama ne bileyim yani, ben yine de birazcık şey yapıyorum. Hayır, daha öncesinde de zaten uzayı da götürdüm aslında. Bir şey olmadı da bilmiyorum yani. Böyle bir tribe büründüm. Neyse artık, gerçekten sabah olsun. Daha yolculuğa başladı, yalnız 2 saat oldu ve 10 saat yolum var. Bu 10 saat nasıl geçecek ben asla bilmiyorum. Gerçekten asla bilmiyorum. Neyse, tuvalete gitmem lazım. Tuvalete gideyim. Tosya'ya geldik. Abi gram uyuyamıyorum yani, yok. Uykunun uzusu yok, hiçbir şey yok. Çok uykum, yani uykum var zaten. Dün gece 3-4 saat falan uyudum. Şimdi de asla uyuyamıyorum. Belim aşırı derecede ağrıyor. Normalde benim yanımdaki kadın düzcede inmişti ama daha sonrasında arka koltukta oturan kadının çocuğu olduğu için, yani çocuğunu pusetle beraber koltuğa koyup benim yanıma koydular. Yani hayallerim kadın gittikten sonra yatmaktı, kişilik koltuğa, ama maalesef hayaller hayal olarak kaldım maalesef. Neyse, çocuğu ağlıyordu kadının bu arada. Onu yanına indi. Tam da dedim o gitmişken birazcık yatayım, sırtımın ağrısı geçsin dedim böyle. Tam yattım. Bu sefer de molaya durduk. Neyse biraz takılayım da. Diğer yerde çayımı da içeyim ya. Şurada bir çay içeyim mi? Acaba çay içsem bile bunlar mı şu an ya? Bilmiyorum. Neyse. Bir çay içeyim ondan sonra. Bitsin bu çile. Of, 1,5 saatte Tosya'dan havzaya geldik. Hala Samsun'a gelemedik. Havza Samsun mu oluyor ki? Şu an bütün algım kapanmış durumda ve şu an titriyorum, çok soğuk. Şeyimi de içeride unuttum, girip almaya üşeniyorum şu an. Tipim falan kaydı. Toplam uyuduysam 20 dakika falan uyumuşumdur. Yani şarkının belirli bir kısımları yok benim. Sonunda geldik. Çocukları iyi. Şimdi annemlere sürpriz zamanı.
Hepiniz evdesiniz lan. Evet, niye söylemiyorsun geldiğini? E daha ben yok. Vallahi yok. Sürpriz. Ama aklımdan geldi ya vallahi. Siz beni bir gün aramazsınız kardeşim. Öyle olur bu işler. İstediğim aramadı diyorum. Bak sağ hesabını soracağım. Buraya. Siz niye geldiniz buraya oğlum? Alo. Ceren mi? He. Ceren 2-3 gün sonra gelecek de. Ceren. Ya dedim şimdi yanlarımda olur. Daha uzun süre kalırım. Aldım telefonumu. Hayır, ben saydım. Bunlar orada gelmez. Ben 2 haftaya geri giderdim. Çocuklarım yanımda olduğu için istediğim gibi takılabilirim. Çık çık. Çıkın. Bunun birazcık keyiflenmesi lazım. Birazdan evde bir tur atsın da. Nerede? Salona kurulacaklar herhalde. Çocuklarım nereye kurulacaklar? Salonda bir tur atar. Öyle gezme yok. Çocukların öyle şey yok da. Örtüler de yok. Sermiye detasını. Eymen evde yoktu biz gelirken. Şimdi Eymen'e sürpriz yapacağız. Hoş geldin. Hani hiç bana sarılmak yok. Önce kuşlar mı? He? Ulan diyeceğim. Gel Metehan, gel. Bak kim var. Yasin oğlum. Metehan gel. Gel de çıkarsın. Gel bak kuşlarıma bak, bakın. Bakayım, ben Metehan'a bakacağım az. Metehan neredesin sen? Kaçmadan çay. Çocukları dışarı çıkarttım. Babamın üstüne kondu. Uzay babamın eline sıçtı. Birazdan çakada kafana sıçabilir baba bu arada. Delirmesin bunlar. İşip sıçmaya gelmişler. Ne oldu? Şey mi? Yok, o işemedi. Yok, işemedi. Gel. Gel bana gel. Çakır. Gel. Uzay'ı al eline, o zaman sana gelir anne. Gel. Uzay nerede? Çakalı orada. Gel. Yapayım o küçük. Başında başörtü var ya, konamadı. Ceren de bir şey yapmaz ki. Uzay yerlisin. Kızından kudurdum. Çamaşırlarımı alayım da gideyim ben en iyisi buralara. Ay sen de elini yıka bak. Gel uzay yerliyen sıçtı gel. Elini yıka. Ne oldu annem? Sonunda özgürlüğünüze kavuştunuz mu? Hı? Eymen bisiklet sürmek için arkaya gelmeyi istiyormuş annem de. Beş sallan gelince gidersiniz demiş. Ben gelince tabii ki de beni peşinde sürüklemeye başladı. Şimdi hazırlandım. Ablam da hazırlandı. Denize gideceğiz. Buğra denize gitti. Ne oldu? Ne bağırıyorsun bacım? Seni çekiyorum. Tamam ya, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Uzun zaman sonra Giresun'da ilk defa güneşli bir hava olduğu için de şansıma, benim geldiğim güne denk geldiği için şimdi hemen denize gideceğim. Annem de orada. Önüne bak, kenardan git. Tamam, hadi dön oradan. Oradan dön Eymen, hadi. Aferin, dön. Hadi geri. One eternity later. Şimdi babamla yürüyüşümüzü yaptık. Sonra o arada eve geçtik. Yemek, kahvaltı yaptık. Şimdi de denize gidiyoruz. Hava evet biraz kapalı ama çok sıcak ve deniz de gayet temiz. Yani geçen gün gitmiştik. Telefonun hafızasından dolayı çok fazla video çekememiştim o sırada. Deniz temiz, güzel yani. Çok da derine gitmeden şey yapacağız. Ama zaten yanmak değil. Zaten yanlık ameliyatları bir türlü gitmiyor. Birazcık serinlemek amacımız. Babamla beraber şimdi gidiyoruz. Güzel olacak, güzel. Zaten haftaya köye gideceğimiz için denize gelmemiz birazcık sıkıntı olacak. O yüzden şimdi gidebildiğimiz kadar gidelim. Come on.
çok güzel. Ama telefon düşecek birazdan. Babamla gidiyoruz. Tipime bak. Gerçekten hava çok güzel. Su çok güzel. Gerçekten. Geçen gün geldiğimizde su güzel değil ama pisti ve birazcık bulanıktı. Şu an çok berrak, çok berrak. Babam gitti eve, birazcık yoruldu. Ben onu bıraktım evin oraya, sonra bir daha geri geldim. Yani uzun zamandır buranın hayaliyle yaşıyorum. Zaten biliyorsunuz Giresun, Çerkez, şöyle böyle. Bugün hava güneşli değil ama zaten çok da güneşe ihtiyacım yok. Deniz çok güzel, su çok güzel. Yüzmeye geldik. Birazcık buranın tadını çıkaralım. Çok güzel. Şu an o kadar mutluyum size anlatamam yani. Gerçekten çok mutluyum. Çok güzel abi ya. Çok güzel ya. Öyle. O zaman denize girelim mi? Hadi girelim. Yataktan kalkıp direkt buraya gelmiş. Yemek falan yememiş. Birazcık takılacağız şimdi beraber, sonra eve geçeceğiz. Zaman. Nereye? Atlayacak mı oradan? Şuradan atlayacak. Anne gidin de atlayalım beraber. Şu an gerçekten çok üzüldüm arkadaşlar. Yani birkaç senedir, 2 senedir şurada olmaya kadar çok istiyordum ki anlatamam yani. Yani şuraya baktıkça içim gerçekten huzur doluyor. Gerçekten huzur doluyor yani. Bakar mısınız şu güzelliğe ya? Kahvemi aldım tabii ki de her zaman iyiydi. Ve kitap aldım. Bunu uzun zaman önce okumuştum. Ama şu an bir daha okumak istedim. O yüzden şimdi birazcık burada bunu okuyacağım. Buranın keyfini çıkaracağım ve ondan sonra buraya gideceğim. Çok mutluyum ya, gerçekten. Gerçekten çok mutluyum. Şu an bu içim öyle huzur dolu ki size anlatamam. Gerçekten yani. Check it out.